öğretmen olarak enstrümanımı çalmaya başlamadan önce iyice ısınmış olmaya özen gösteririm. Tabii zamanın kısıtlı olduğunun da farkındayım. Bugünlerde hepimiz epeyce meşgulüz. Her ne kadar kısa olmasına özen göstersem de ısınma alıştırmalarıma tam olarak hazır hale gelmemize yardımcı olacak tüm temel ögeleri dahil etmeye çalışırım. Bunun için de bu alıştırmaları seçerken ünlü flüt ustalarından ilham alırım. Alıştırmalara Fransa'nın Paris şehrinde yaşamış değerli flütçü ve flütün büyük ustalarından Marcel Mauss'un kromatik dizileriyle başlarım. Öğrencilerimden her zaman ilk olarak bu uzun ses alıştırmalarını yapmalarını isterim. Isınmak için yaptığımız alıştırmaları spordan önceki esneme hareketi ya da yoga gibi düşünebilirsiniz. Önce derin bir nefes alırız, ardından temiz ve sağlam bir ses çıkararak ısınma alıştırmalarına başlarız. Ben önce kalınlara inmeyi ve düşük perdeli notalarda düzgün bir ses çıkardığımdan emin olmayı isterim. Pes sesleri çalışmak, alıştırmaya başlamanın en iyi yoludur. Do notası ile başlıyorum. Isınma hareketini yaparken flütten çıkan sesin mümkün olduğunca armonik yani müzikle uyumlu duyulmasını sağlamayı amaçlıyorum. Bir sonraki adımda ise aynı alıştırmayı üfleme gücümü ve entonasyonumu kontrol etmek için kullanırım. Nota sehpamın üzerinde akort aletim çalışır halde olur ve aynı alıştırmayı bu kez 4 farklı sesle yaparım. Nota geçişlerinde belki biraz vibrato tekniği de kullanabilirim. Öğrencilerime bu alıştırmaları yaparken temel vibrato teknikleri üzerinde çalışmalarını, mümkün olduğunca dengeli ve net bir ses çıkardıklarından emin olmalarını tavsiye ediyorum. Evet, bu alıştırmanın bir sonraki adımında ise 4 sesli ısınma alıştırması olarak adlandırdığım bir egzersiz yaparım. Bu alıştırmayı yüksek lisanstaki hocam olan Jeannie Backstresser'dan öğrenmiştim. Vibratosuz ve forte, yani kuvvetli bir tını duydunuz. Şimdi bunu tekrar edeceğim. Ama bu sefer hareketli ve kolay bir vibrato da ekleyeceğim. Zor olan şey, vibratonun nota geçişlerinde parmak hareketlerinden bağımsız bir şekilde devam etmesini ve sürekli olmasını sağlamaktır. Evet, şimdi ise üçüncü olarak aynı notaları kontrollü bir şekilde hafif ve nazik bir entonasyonla çalacağım. Son olarak dördüncü sesi çalarken bir yandan o hoş ve doğal tınıyı sürdürüp diğer yandan da vibrato tekniğiyle tatlı ve yumuşak bir ton ekliyorum. Zamanım varsa bu alıştırmayı kararlı bir şekilde notaları akort aletimle kontrol de ederek 10 dakika kadar yapmaya çalışırım. Şimdi sevdiğim bir başka ısınma alıştırması daha var. Bu da bir ses alıştırması. Bu alıştırma zamanında Fransa'da yaşamış tahta nefesli çalgı ustalarından ünlü obuacı Marcel Tabuteau'ya ait. Lisedeyken onun bir öğrencisiyle çalışma şansım oldu. Miami, Florida'da oda müziği dersimin eğitmeniydi. Adı
John Delancey'di ve Philadelphia Orkestrası'nın baş oboacısıydı. Lisede provalara uzun bir sesi tek nota üzerinde çalarak başlardık. Bu uzun ses çıkarabildiğin herhangi bir ses olabilirdi. Ama asıl yapmamızı istediği şey bir yandan sayarken diğer yandan sesin şiddetini değiştirmek, artırmak ve azaltmaktı. Alıştırma birden başlayıp ona kadar yani birden altıya kadar nefes alıp tekrar bire geri dönme şeklinde ilerleyebilir. Bu da sesi ve farklı ses şiddetlerini kontrol etmeyi sağlar. Şimdi aklımdan 6'ya kadar sayarak düşükten yükseğe, pianissimo'dan yani çok yavaş ve hafif bir tondan fortissimo'ya yani çok hızlı ve kuvvetli bir tona çıkacağım. Nefes alıp fortissimo'dan pianissimo'ya geri döneceğim. Başta sesi kontrol etmesi biraz zor olabilir ama bu alıştırma orkestra ile çalarken nüanslarda mutlak kontrol sahibi olmanızı sağlar. Alıştırmayı bir sonraki seviyeye çıkarmak için biraz vibrato da ekleyebilirsiniz. Bu ses şiddetini doğru kontrol etmeniz için de faydalı olur. Olabildiğince yumuşak bir tonla başlayıp fortissimo'ya geçiş yapacağım. Başta vibrato tekniği kullanmayacağım. Doğal bir tonla vibratosuz başlayacağım ve ses yükseldikçe vibratoyu dahil edeceğim. Vibrato, crescendo'nun tepe noktasına ulaşıncaya kadar giderek yoğunlaşacak. Başarabilen bir flütçü sadece bir notayla bir hikaye anlatabilir. Ve bu müzikte yapılabilecek en zor şeylerden biridir. Çalışmasının son birkaç dakikasında yaptığım alıştırmalar için yine zamanında Paris'te yaşamış iki ustanın eserlerinden faydalanıyorum. Tafanel ve Gober'in hazırladığı iki ciltten oluşan Flüt Metodu adlı kitapta nefesinizi kontrol etmeyi öğreten birçok dizi alıştırması var. Bu alıştırmalar çok işe yarıyor. Onun için de hepsi olmasa da birkaçını yapmadan ısınmayı tamamlamıyorum. Kitaplarındaki 1, 2, 4 ya da 6 numaralı alıştırmalar üzerinde çalışmayı seviyorum. Her biri farklı becerilere odaklanıyor. 1 numaralı alıştırma flütçüler tarafından iyi bilinir ve klasik bir parçadır. Nefes hızının devamlılığı üzerinde çalışmamıza yardımcı olur. Parmaklarımızı ne kadar hızlı hareket ettirirsek ettirelim, çaldığımız her notanın doğru ve adeta yuvarlak bir inci tanesi olduğundan emin olmak isteriz. Öğrencilerime hızlı bir alıştırma parçası çalarlarken bu benzetmeyi yaparım ve her notada bir inciyi ipe dizdiklerini, güzel bir kolye ortaya çıkması için her notanın tıpkı güzel yuvarlak bir inci tanesi gibi olması gerektiğini söylerim. Evet, hadi şimdi birinci alıştırmayı çalalım. İçinden geçen havanın tutarlı ve her noktada aynı kalitede olmasını sağlamalıyız. Flütün başından son noktasına kadar havayı üflediğimi hissetmek isterim. Parmaklarımın da bu akan hava üzerinde dans eder gibi hareket etmeleri çok önemlidir.
Son olarak bunu sağlayabilmek için iyi bir tekniğe ihtiyaç duyarız.